Geografik bakışa hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle üçüncü söz okumaya devam edeceğiz. Bugün üçüncü sözdeki iki, ikinci programımız nasip olursa. Hiç uzatmadan direkt başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasü'budu. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir, al, emir alıyorlar. Beraber giderler, ta yol ikileşir, bir adam orada bulunur, onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Soldaki yol ise evet özür dilerim. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hifet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mugaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvvüm alt ve mağlup edecek iki kıyılık bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. Şimdi bir önceki programda okuduğumuz ilk paragrafta, ilk cümlede şunu demiştik ve çok dikkatimizi çekmişti. İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen. Ve demiştik ki, ibadetin neticesinde bir saadet beklentisi veya kurgusu aslında buradaki tanıma uymuyor. Buradaki tanım diyor ki ibadet 2. nokta üst üste saadet. Ticaret ve saadet. İbadetin kendisi. Evet yani ibadetin kendisi. Dolayısıyla... O zaman ibadet nedir diye sorgulamamız gerekiyor yani. Evet ibadet nedir diye sorgulamamız gerekiyor. Hatta şöyle de bir ters sorgulamada yapabiliriz. Eğer ibadetin kendisi bize saadet getirmiyorsa o ibadet olabilir mi? Acaba evet bu yaptığımız ibadet sınıfına giriyor mu hakikaten? Buradan nereye gidelim? Burayı konuştuk geçen hafta zaten. Evet burayı Şimdi konuştuk. Bu, bir sonraki ben bir deneme yapalım diye soruyorum. Eyvah. Şimdi bu Bediüzzaman diyor ki işte ben burada temsil anlatıyorum. Bu temsiller bir takım hakikatlere işaret ediyor diyor. Ve bu hakikatleri de bize izah ediyor. Hı hı. Yani ana, ana, o temsillerdeki ana mesajları ifsa ediyor. Detayını size bırakıyorum diyor. Biz de o detayı bize bırakmış. Gel şimdi bu detayı biz kendimiz anlamaya çalışalım. Anam verdiği mesajları da biz yine konuşuruz ama bu temsili hı hı. güncelleyerek yani bizim hayatımıza indirgeyerek anlamaya çalışalım. Diyor ki mesela konuşalım. Bir vakit iki asker. Burada iki tane asker diyor. İki asker. Tamam. Uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Dikkat edin burada. İkisi de emir alıyor. Tamam. İkisine de git deniliyor. Evet. ikisi de emir alıyor. Beraber giderler. Beraber de gidiyorlar bir müddet. Ta yol ikileşti. Yol ikileşiyor bir yere geliyor. Yol ağzına geliyorlar. Yani aynı yolda gidiyorlar. Yol tek zaten. Birden bakıyorlar ki çatallaşmış yol. Bir adam orada bulundu. Ve yol ikileştiği zaman her zaman orada bir adam bulunuyormuş. Temsil öyle. Temsil öyle. Bir adam orada bulunur bulunur diyor bir de. Hmm. Durur orada. Ve onlara der. Genel bir kuralı söyle bir bakıma. Şimdi yol bu iki ayrı adam kim? Her yol ayrımında bir adam bulacaksınız gibi bir şey evet. diyorsun yani. Evet, öyledir. Bu iki adam kim? Bu iki hmm. asker kim daha doğrusu? İki adam da değil artık. İki asker. Tamam. Asker ne demektir? Niye asker söyledi? Emir kulu. Yani devletin memuru. Devletin görevli memuru. Değil mi? Evet. Yani bir yere bağlı. İkisi de asker. Şimdi iki şeydeki ikinci sözde dikkat edersen ikinci sözde söylerken ne dedi? Bir vakit iki adam dedi. İki asker demedi. Doğru. Dikkat edelim. Mesela bu inceliği de gözlemlememiz gerekiyor. Bediüzzaman niye bir önceki de adam dedi de şimdi asker diyor? Bunlar bir kere ikinci hmm. sözü anlayan bir adamın üzerine bina edilen bir şey bu. İkinci sözde. İkinci sözde gaybe iman eden veya iman etmeyen kavramı vardı. Yani bir otoriteyi tanıyan veya tanımayan, otoriteyi bilen veya bilmeyen adam kıyaslaması yapıyordu. Bildikten sonra askere dönüştü. E, bildiğin zaman ne oldu? Asker'e dönüştük. Evet. Şimdi konum, buradaki konum, buradaki bağlam farklı bir bağlam. Yani otoritenin emrine uyan veya uymayan meselesi var burada. Konuşacağımız konu bu konteks üzerine gidecek. Hı -hı azbilloğum yani yani sen önce bu adam bu işimi yapayım bu işimi yapayım ayrımını yapıyordun ya da bu patrona mı tabi şey bu patron var mı yok mu? Patron var mı yok mu meselesi. Patronun olduğunu anladığın anda işçiye dönüştün. İşçiye dönüştüm ve ona itaat edecek miyim etmeyecek miyim veya ona emrine uyacak mıyım uymayacak mıyım? Bu durumun Kur gereğini yapayım mı yapmayayım kurallara mı? Kurallara uyacak mıyım uymayacak mıyım meselesi var burada. Dolayısıyla asker niye adamdan askere dönüştü? önemli. Ha birinci sözde de asker vardı. Evet. O ayrım mesele. Birinci söz genel bütün sözlerin şey olduğu için orada özel bir ayrı bir ayrım yapmıştı. Burada e, adım adım gittiği için bu ikinci sözden itibaren buna dikkat edin. Önce iman, sonra İslam gibi. Oraya gelecek zaten. E, fakat iman derken ibadet yani İba, İslam ibadeti içerdiği için yani İslam denen şey imanın gerekliliğini yerine getirmek manası olduğu için ibadet de bu. İbadet demek işte o dolayısıyla hmm. İslam ibadet İslam'ın şeyi içerisinde e, konteksi içerisinde daha çok yani. İman iman daha çok e, tevhid gibi yaratıcının varlığını yokluğunu e, sorgulama iken ibadet İslam'ın bunun neticesini, gereğini evet, yerine evet. getirmek. Onunla hmm. alakalı. Şimdi bir asker dedi burada. Önemli. Şimdi bu. O zaman şöyle diyoruz. E, i̇kinci sözde imanla ilgili bir şey var, çalışma var. Tahşidat var evet. İkinci sözde e, bu kainatın, gözlemlediğimiz o kainatın, birinci sözde deşelediğimiz o kainatın bir yapanı olmalı deyip ona iman var. Evet. Üçüncü sözde geliyoruz ki... Madem yapanı var. Bu yapan beni de yaptığına göre, yarattığına göre ve bana da bir sorumluluklar yüklüyor olduğuna göre anlaşılan o ki... Bir, bir şey yapmam lazım. Bir aksiyon bekleniyor benden. Bunu yapacağım mı, yapmayacağım mı? Ayrımındaki kişinin evet. başına gelenler bunlar. Evet, evet, aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla asker kullanmış burada. Asker bellidir yani askerin ne olduğu bellidir. Yani e, devletin bir devletin, değil mi? Bir devletin onda devlette görev, savunmak için mesela o vatanı korumak için ve eğitim alacak olan, eğitim alacak olan biridir. Yani dolayısıyla başı bağlıdır yani öyle kafasına göre hareket tamam. edebilecek biri değildir. Asker demiş. Peki niye iki asker? Bu iki asker neyi temsil ediyor? İki tane kıyas yapacak değil mi? İki iki neyi temsil ediyor burada iki asker? Bir, enfüsi alemde neyi temsil ediyor? İki, yani insanın iş dünyasına bakan yörüyle neyi temsil ediyor? Çünkü biz ders alacağız ya bundan. Değil mi? Evet. evet Bizim için evet. okuyoruz bunu, kendimiz için bir. Kendimiz okuyoruz veya kendi derken yani insaniyet için okuyoruz, insaniyetimiz için okuyoruz. Bireysel bireysel olarak alacaklarımız var, toplumsal olarak, sosyal olarak alacaklarımız var veya işte genel olarak insanlık olarak alacaklarımız var, tamam mı? Buna bakan yönüyle bu iki asker neyi temsil ediyor? Çünkü bu madem sembolik bir hikaye, değil mi? Neyi sembolize ediyor? Neyi sembolize ediyor? Ben mesela şunu anladım kendimi o asker yerine koyunca evet doğru ben de uzak bir şehire gitmek için emir almışım ve gidiyorum iradem haricinde yani kendimce uzak bir yer olan bilmediğim bir yere ölü ölüme doğru ve ölümün arkasında ne varsa artık değil mi nedir bu emir doğmuşum yani o, o kadar baş. Bak Be çok ilginç. Emir kavramını emir ne demek? Birinin sana bir şey yapması demek değil mi? Ama burada dedin ki doğmuşum ve zorunlu olarak gidiyorum evet, zaten. Evet evet onu, onu kast Yani üzerimde bir emir hali var zaten. Askerde de öyle yani bakarsın kendin askerde. Askerdesin yani yapıyorsun gidiyorsun geliyorsun falan. Kendini o halin içinde bulmak da askerliğin kendisi. Bir de şöyle düşün. Hadi buyur. İster istemez şu ticaret ve saadet dedi ya ticaret ve saadete mahkum edilmişim adeta. Yani bunu istemeye yönelik Çünkü emredilmişim. Bu, emredilmişim yani. Öyle yani mi? mesela sen aç bir insanın ne emredilmiştir açmış İstesem ben mesela şöyle olsaydım anlayabilirdim. Taş gibi mesela karnım acıkmıyor. Benim yemek diye bir derdim olmazdı. Doğru. Ve dolayısıyla beni kimse beni kimse beni yemeye zorlayamazdı. Hı hı. Fakat öyle bir şey ki acıkıyorum, susuyorum. Doğru. Ve ister istemez zorlanıyorum bir şeye değil Sanki mi? Sanki emredilmişim. Sanki emredilmiş gibi bir şey. Sana diyor ki şu ağzından içeri bir şey alacaksın kardeşim. Ve de öyle alacaksın ki. Vücuduna faydası olacak. Yani zararlı olmayacak. Bir şey biraz. bir şey bir şey. Bu susuzluğunu gidermesi için şun şöyle orada burada bir sıvı bir şeyler var onu alacaksın kardeşim diyor. Adeta. Yani buradan şuna geliyoruz emir diye telakki ettiğimiz şeylerin illa askeriyedeki gibi yazılı tebligat olmasına gerek yok. Hı hı. Acıkmak da bir emirdir. Evet. Susamak da bir emirdir. Ya kapalı ortamda kaldım, sıkıldım bir güneş göreyim, bir yeşilliklere gidelim bir emirdir. Hiç, yani bunlar kontrol edemediğimiz, daha önceden geçen sezon konuştuğumuz şeyler. Ee, içimde olup bana rağmen çalışan ve durduramadığım haller bunlar. Evet. Ancak gafletten bir yere kadar bir kısmını susturabiliyorum, aşlıyı bastıramıyorum mesela hı hı. gibi falan. Evet. Bunlar baya baya emirler. Evet, içimde bir şey beni zorla bir şeye sevk ediyor, bir yere götürüyor. Mesela genel insan genel baktığın zaman evet, bir süreçte bir yere doğru gidiyorum, ölüme doğru gidiyorum. Ama sonunda bir şekavet ve bir saadet var. Bence o kadar bile gitme. Bir dakika ben uzundan başladım, tamam. Özellikle başlayayım. Geriye doğru geleceğim şimdi. Hı. Şekabet ve saadet var ama hayat içerisinde de gün içerisinde de bir ne var? Bir süreç yaşıyorum, yaşamak zorundayım kalkıyorum bilmem ne. Sonunda bir ne şekabet bir bir saadet var. Ama aynı zamanda daha kısa süreli bir şeyde mesela acıkmak gibi. Bunun sonucunda bir mi? hedef var. Acıkmanın bir hedefi var. Yani acıkmayı maksut, em emredenin bir muradı var. Maksut vatana ulaşır diyor. ya yani Bu acıkmanın, acıkma ee, yolculuğunun sonucu var. Maksut bir vatanı var. Yani bir yere ulaştırıyor beni. Bu maksut vatan ulaşılacak yer? Yemek yemek mesela. Doymak olmamalı. Şimdi oraya gelmeyelim. Yani neticesinde Peki. mesela bunun neticesinde ya saadet ya açtığımı gideriyorum ya da gideremiyorum mesela. Baktığın zaman. Evet, Anlatabiliyor doğru. muyum? Ya bu değil mi yani açtığını gideriyorum ama gidemiyorum. Neticesinde ne yapıyorum? Operasyonel süreç oraya götürüyor. Evet. Yani bu fiilin neticesi ya saadet oluyor ya da helaket oluyor. Doğru mu değil mi? Hmm. Yani peki. Yani bu bu, bu şimdi şöyle an anlamaya yolculuk deyince illa çünkü zihinlerde böyle olunca güncel olaylar sanki ayrı bir şeymiş ayrı değil bir şeymiş gibi algılamaya başlıyor. Asker. Her evli her her haliyle askerdir. Askerin boş zamanı olmaz. Sen diyorsun ki dolayısıyla acıkmak ve yemek de bir yolculuktur. Evet, o da bir yolculuktur. Peki. Onu demeye getiriyorum. Fakat bu iki asker kim? Bunu sana soruyorum şimdi. Ne Peki. düşünüyorsun? Tamam. Daha önce konuştuk birinci sözde bunu ama yine de evet, o formatta gideceksek bir tanesi nefsini dinleyen, bir tanesi nefsine tabi olmayan. Yani biri nefis insan içerisinde en temelde biri nefis, biri kalp diyorsun. Biri nefis, biri kalp, biri nefis, biri vahiy. Kalp kalp. Peki. İnsan içerisinde İki geniş nefse tabi olan insanlarla vahye tabi olan insan. Tamam. Yani daha buradaki tarimde tabir kullanacaksak emre itaat eden, emre isyan eden insan. Aynen. İki kişi. Aynı şeyde minvalde giden. Peki emir alıyorlar. Emirinde ne olduğunu konuştuk. Emir alıyorlardı zaten zorunlular bir şey yapmaya. Hı hı. Hayatımızda öyle. Beraber gidiyorlar. Evet yani bir noktaya kadar beraber ha o tamam yemek üzerinden hareket edelim. Nefsine uyan da yiyor kalbine uyan da yiyor. Evet içimden içimde nefisle beraber çocukluğumdan da geniş olarak baktığım zaman nefis de var kalp da var. Özellikle çocukluk döneminde bir ayrım yok burada. Doğru. Bir şey çıkmıyor ortaya. Yani e, yol ayrımı yok çocukluk döneminde kısmen olsa bile genelde baktığın zaman bir imtihan yok yani. Doğru. Doğru batı, doğru yanlış tercih yapmıyorum. Tamam. Ama çocuk döneminde beraber gidiyoruz bir müddet. Ondan sonra yol ayrımına geliyorum. Tercih yapmak zorundayım. Seni bu kainata gönderen adına veya gönderene isyan eden adına. Çocuklukta böyle bir sorgulama yok. Soru şey de yok yani. Anlatabiliyor muyum? Tercih diye bir şey yok. Aynı şekilde, aynı şekilde, aynı şekilde yemeği yiyeceğim ya, benim karnıma açlığı veren adına hareket etmek veya ona isyan etmek. Bu tercih bile nedir? İlk anda acık, nefis de acık dedin yani nefis de acık acıkmanın neticesine ulaşmak istiyor. Kalp de o neticeye ulaşmak istiyor değil mi? İkisi de rahatsız oluyorlar. İkisi de rahatsız yani. oluyor. Dolayısıyla Acıkıyorum. ikisi de aynı yolda gidiyor. Ama neticesinde biri nefis adına olursa kalp rahatsız oluyor. Kalp adına olursa Nefis rasyu veya ikisinin de tatminisi olursa olacak. Yani saadet ve ticaret çıkıyor orada. Yani acıkma seyahatinde Evet acıkma ve doyma seyahatinde nefis ve kalp bir noktaya kadar aynı yolda gidiyorlar. Bir noktadan sonra farklı şeyler gösterdiklerinden ayrılıyorlar. Peki. Şöyle Peki. bir soru soralım. Soruyorum. Yol ikileşti. Bir. Tamam. Niye yol ikileşiyor? Hadi. İki. Yolun başındaki adam ne? Temsille neyi temsil ediyor? Bekçi Murtaza. <laughs> ya yani bu temsili Bu gün... adamın ne olduğunu ne söylediğine bakarak anlayacağız. Evet. Bu adam iki yolu da bilen evet. ve ikisini de anlatan bir şey. Bu kadar. Çok güzel. Çok güzel. Hakla batıl arasında ayrılan bir şey. Beğendi. Gerçekten çok güzel yani İki yolu bilecek yani. Çünkü bu böyledir, bu böyledir diyor. İki yolu biliyor. Biliyor. Kim olduğu o kadar önemli yani. Daha ötesi... İnsanın içinde ne olabilir bu? Ha vicdan. Vicdan. Çok açık değil mi yani? Doğru. Sen gerçekten bir şey yaparken ne olduğunu biliyorsun yani paşa ha, paşa. Hayır sorgularsan bu niye budur nedir dersen iyi mi kötü mü dersen sana söyler. Tabii canım. Mesela pis bir şey gördün burada. Bunu yiyeyim mi yemeyeyim mi diye sorduğun zaman içinden bir sese kardeşim görmüyor musun pis yani. Diyecek sana yani. Veya yere düşür, tatlı bir şeyi yere düşürmüşün, yuvarlamışın, üstü batışı, batmış. He. Canın da istiyor ama Vicdanın diyor ki ya bu tamam canını istiyor falan ama yenecek bir tarafı kalmadı bunun. Evet. Falan. Gibi. Yani, yani aynı şeyin içinde iyi kötüyü ayırt edebiliyor sanırım. Evet. Zararlıyı ve menfaatleri ayırt edebilen bir şey var. Bu geniş insaniyet dairesinde bu neye tekabül eder? Nübüvvete. Peygamberlere tekabül eder veya peygamberlerin konumunda olan sana ilahi olanı hatırlatan birilerine tekabül eder. Doğru mu değil mi? Niye ilahi dedin hakikat edemedin? he ha? hakikati bildiren de diyebilirsin. Hakikati bildiren zaten ilahi olan demektir. Yani bir şey ilahi demek şu demek yani bu eşyanın yaratıcısı bu eşya cinsinden değilse hı hı. bunun yapanı C vardır diyorsun. Yapanı dediğin zaman zaten bunun yapanından de, haber veren abi, anlamı. Yapanından veren ilahi demek o demek tamam, yani. şimdi oldu. Bir o yönüyle yani gaybi yani, olana işaret eder. şeyi ee, yani sözü dinlenmesi gereken ceberrut bir adam hani ilahi deyince hep böyle bir sıfat gayri et, 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 ekleniyor ya o. O kastettiğimiz o değil. değil. Bu nesnenin bizim yaratmadığımız ve kendini yaratamayacağını bildiğimiz o nesnenin mesela yol ayrımının hı hı. ne anlama geldiğini bilebilecek yaratandan haber veren birisi. Evet. Her kimse. Evet. Tamam. Yani enfüsü dairede vicdana tekabül ederken ki zaten vicdan vahiy dinleyecek olan veya vahiden gelen emri dinleyecek olan Mekanizma da insanın içerisinde vicdandır. Hı hı. Vicdan onu sana hatırlatır. Doğru. Bu yanlıştır veya bu doğrudur derse bile kendinse, kendince kutsal bildiği bir şey adına söyler bunu. Yanlıştır veya doğrudur ölçüsünü belirleyen bir mekanizma vardır onda. Aynen. Abi onu farklı şeylerde isimlendirir, insaniyetler bilmem nedir ama bir kutsal vardır içinde yani. Kendisi kutsal görmese bile. Ee, ve insan içerisinde vicdan her halükarda konuşur. Ama insan onu sustura 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 etkisini azaltabilir. Yani göz gördüğü zaman kırmızıyı görür, yeşili görür, kırmızıyı yeşilden ayırdır ama gözünü bozduğu zaman Artık ayırt edemez veya olursun. Veya umursamadığın zaman bir noktadan evet. sonra... Aklını kullanmasan akıl artık çalışmaz olabilir yani. Ha. Elin de öyle de. Elin içinde geçerli olan bir şeydir yani. Elin iyi işlev yapmıyorsa kullanmamışsın demektir yani. Kullanmaya kullanmaya da Kullanmayı, körelir. Körelmiştir. Evet. körelmiştir. O ayrı mesela ama o, o fonksiyonu görüyor. Ne yapalım? Şimdi bir dakika. O zaman biraz daha bunu toparlayalım. Peki. Yani e, sen toparlayacaksın. Eyvah. Yani bu iki adam yola çıkıyorlar. Yol ayrımına geliyorlar. Bunu bir şey üzerinde, bir temsil üzerinde bana anlatacaksın. Yol, yol ayrımına geliyorlar. Ya anlatacaksın ya anlayalım manasında söyleyeyim. tam falan değil yani de. Yol ayrımına geliyorlar ve tercih yapmak durumunda kalıyorlar. Tamam. Ve bunun neticesinde, bu tercihin neticesinde tercihin kendisi ya saadettir, tercihin kendisi tercih saadeti veya tercih saadeti veya hek, helaketi netice veriyor. Yani tercih ibadettir mi diyorsun? Evet. Nereye, neye göre bağladın onu oraya? Zaten sen istesen de istemesen de sevk olmuyorsun. Senin yapabileceğin tercihten başka bir şey yok. Ha dur. Oo. Yani acıktın. <laughs> bir, bir insan olarak acıkmamı kontrol edemiyorum. Doymamı kontrol edemiyorum. Evet. Yiyeceği kontrol edemiyorum. Bedenimi kontrol edemiyorum. Bütün bu senaryonun içinde yürüdüğü dünyayı büyüğünde kainatı kontrol edemiyorum. Hmm. Doğru mu? Hmm. Ne tek elimde evet tek elimdeki sermayem tercihim. O da o oradaki tercih de çok hassas bir tercih. Elma veya, ve armut yiyeceğim demesi tercih değil yani. Yok değil. Onu kastet o, o da veriliyor çünkü. Bazen hmm. canın elma çekiyor, bazen armut çekiyor. Onu hmm. da çok müdahale edemiyorsun. Hmm. Bozmadıysan. Hmm. Ee, benim orada yapabileceğim tercih yiyeyim yemeyeyim tercihi de değil. Hmm. Evet. O bile değil yani. Zaten evet. yiyeceksin, mecbursun yiyeceksin. Hmm. Hani en fazla kendine zorlarsan ot yersin. Ben hiç başka bir şey yemeyeceğim deyip veya hep elma yersin falan. E, çok az yersin diyelim. Miktar oldu. Şey Ama işin yolculuğu değiştiremiyorsun. O elma o, o yani acıkma ile ilgili refleksi yerine getireceksin. Evet. Veya yaşama ile ilgili refleksi yerine getireceksin. O zaman benim yapabileceğim tek tercih az önce bahsettiğimiz o iki adam arasındaki tercih. İkinci sözdeki birinci sözdeki gibi. Kalp ve nefis arasında bir tercih yapacağım. Ne ben adına o, yiyeceğim? Evet ne adına yiyeceğim? Bu, bu, nereden geliyor? Ben bunu nasıl muhatap olacağım? Hı -hı. Doğru mu? Hı -hı. hı. Yani ben bir görev mi yapıyorum yoksa canımın istediğini mi yapıyorum tercih? Evet. Bütün mesele orada. Ben yani. kendi adıma mı hareket ediyorum? Evet. Birisinin emrine mi tabi oluyorum? Hı. Burada da zaten onu söylemiş. Evet güzel. Ne demiş? Bir tanesi intizamsız, hükümetsiz. Diğeri intizamı askeri altındaki kişi. Ve zaten dikkat edelim. Dikkat edelim. Mesela canı yemek çekti. Tamam. El çok güzel elma var. Bir adamın bahçesi var orada. Bir de para verip alman gerek gerekiyor tamam mı? İçindeki sese gitse bu adamın bahçesinden git kopar diyor. Elma yiyeceksin ya yemek değiştirmiyor. Git kopar diyor yani. Burada içindeki ses ne diyor sana? Senin değil diyor. Buradan koparamazsın. Senin i̇çindeki değil de İçindeki seslerden bir tane söyle diyor. Bir tane söyle. Bir ta yani senin değil derken ne demek istiyor aslında? Hı, ne demek sen değil? Canını istediğini yapamazsın. Kural var diyor. Hı. Kural var diyor. Doğru. orada. Ya kurala uyuyorsun da aynı, aslında bunu normal senin zannettiğin yemeği yerken de aynı şeyi yaşıyorsun. Bu olay Hı. öylesine bir olay değil. Sen bu olay, bu açlığı hani derlere görmezlikten gelerek canının istediği gibi yiyemezsin demektir aslında o. Vicdan diyor ki hayvan gibi yeme diyor sana önüne denk geldiğini yiyemezsin. Hayvan gibi yeme. Biraz mesela bunu veren var dediğin zaman veren adına yer diyor mesela. Bismillah de diyor mesela. Değil mi? Ya ister istemez içeriden bir ses bu olayı, şu ilişkiyi, çiçeğe bakma ilişkisini. Ne kadar güzel bir çiçek dedim. Güzel bir olay yaşadım burada. Bu ilişkiyi ister insan vicdan diyor ki anlamlandır diyor. Ne hmm. kadar bize çiçek geberdin, gittin. Ne oldu? Hayır soruyorum gerçekten yani. Ne ne yaradı diyor. Ne oldu yani? Yani benim o çiçeği beğenmem bir şeyse e, e yani. Yani hakikaten e. E ne 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 oldu? Ben olsun? öldüm, çiçek soldu. Bitti. Bitti. Bir anlamı var mı? O zaman hepsi bu. Bu bu olayı bu olayı saadete çevirmedin. Ha, doğru. Saadete çevirmedin ticarete çevirmedin. Zaten ticaret olarak görmedim bile. Görmedim bile bitti. Dolayısıyla he. Ama vicdan diyor ki sen insan insana diyor ki şununla olan ilişkini anlamlandırman gerekir. Eğer ben bunu bir ticaret olarak görmezsem bu bana zarar ve şey bile acı bile verir. Tabii. Yani bu, düşünsenize. Kainatın başı yok, sonu yok, yaratıcı yok, hiçbir şey yok. Hepsi boş, anlamsız. Bir tane çiçek güzel. Ye yani. E. Git git güzel falan olma git yani benle onun uğraşma çekil başımdan değil mi? Çünkü güzel sen dert getirdin bana. Başka bir falan falan bir şey oluyorsun yok. gidiyorsun mesela yani. Evet güz, yani güzelliğini göreyim mi beğeneyim mi beğenmeyeyim mi anlamsız temelsiz bir şeye dönüşüyor ortalık. Hı -hı. Ama eğer bu bir yaratıcısı varsa ticaret olabilir falan o başka bir şeye gidiyor düzleme gidiyor olay. Hı -hı. Ya bu gerçekten ben bu olayda bu olayda o olayla olan ilişkimi anlamlandırmakla mükellefim. Bunu, bunu anlamak gerekiyor. Niye mükellefim efendim yani bakmıyorum falan diyor. Ya hayatın genelinde bakma böyle. Anlık olaylarda bakma. Anlatabiliyor muyum? Bu dünyaya geliş maksadı ekseninde bakarsan olaya bir basit bir olaya bak o zaman. Asker misin değil misin? Asker misin değil misin sen kardeşim? Yani şunla münasebetini nasıl kuracaksın kardeşim? Bu hayatla kurduğun münasebetin anlamıdır ya aynı zamanda. Niye varsın bu dünyada niye yoksun bu dünyada? Çiçekle olan münasebetin senin aslında bu dünyadaki Münasebetinle alakalı bir meseledir. Müslüman sana diyor ki, diyor ki, bu seni bağlar. Bağlıyor. Bu sana, senin için. Evet, burada iki yol var diyor. İki yol var diyor sana, ister istemez. Askeri... Ya bunu, ya bu güzelliği, ya bu güzelliği nefis adına bakarsın, bunun askerlikle yani kendi buraya dünyaya geliş maksadına ilişkilendirirsin, ya da ilişkilendirmezsin Yani sen burada ya görevlisin. Şununla ilişkine dahi bir görevlisin ya da görevsizsin. Bir asker kışla içinde işte geliyor diyor ki buradan sağa dönme. Askerler buradan sağa dönmesin falan. Bunu gördüğü zaman içinde bulunduğu ney? Kontekst, içinde bulunduğu bağlam, çevreden bağımsız olarak, kendinden bağımsız olarak bunu değerlendiremez. Hı. Orada bir şey diyor yani ve bunu Hı. sana diyor. Evet. Asker sen bu seni bağlıyor. Değilsen Zaten olduğu gibi sen ve o kuşla ve tamamı anlamsız zaten. Ne işin var orada? Hı, hı. Değil mi? Hı, hı. Aynen öyle. O bir bir süreçtesiniz. Komutanın demiş oradan git. Gidiyorsun. Sağa dönme diyordu. Ha demek ki soldan bir şey bir şey bir. Şey. Aynen onun gibi. Mekanizmanın orta yerinde oturuyorsun ve acıkıyorsun. Karşına bir şey geliyor. O şey senden bağımsız olarak anlamlanamaz. Yani diyorsun bir dakika bu benle ilgili bir şey. Bana hitap ediyor. Benim açtığım var, karşında bir şey var falan falan. Peki şimdi ibadet meselesine gelelim. Az önceki şey bitti mi? Yani sen dedin ya sen bunu i̇şte özetleyeceğim o, dedin. E, i̇şte ya, o özeti, işte özetin içerisinde ibadet yapalım. Ha yapalım peki. Çiçekle olan münasebetini ibadet yap mesela. Ve ibadet olmaması ne demektir? Yine ikinci sözden kopya çekelim. Eğer ben kendimi kendime verdiğim gibi çiçeği de kendisine verecek olursam çiçek güzel tabii çiçek. Kendinden güzel zaten falan gibi bir şey uydurur geçerim. Hı hı. Bitti. E, i̇badet nasıl olur? İbadet olduğu zaman derim ki ben kendimi yaratmadığım gibi Hı. bu çiçeği de kendi bu çiçek de kendisini yaratmamıştır. Hı. Bu güzellik de kendiliğinden gelmemiştir ve benim onu anlayabilme özelliğim de kendiliğinden olmamıştır. Muhakkak bunları bir yapan vardır ve bu bana bu mekanizmayı her kim kuruyorsa onun bana bir emridir bu. Bir süreç yani var çiçekle olan ilişkim bir emir tahtında bir zorunluluktur. Benim görevimle bir alakalı görevimle, görevimle alakalı bir ilişkidir. Evet. Ya da görevimle alakalı, görevim yoktur, ona şey dilediğim yoktur. gibi muhatap olurum. Evet. Ya ona dilediğim gibi muhatap olacağım ya da benim görevimle alakalı bir ilişki mesele var burada, İlişki var demektir. Eğer görevimle bir alakalı ilişkisi var olup ona göre çiçeğe muhatap olursan neticesinde saadet çıkıyor. Evet. Çünkü nedir? İnsan görevli olan bir insanın görevini yapmasından gelen bir rahatlık vardı zaten. Burada hele bir de baki bir rahatlık var yani anlamlandırma gibi bir şey var o ayrı bir mesele de görev yapmıyorsan o olayla ilişkin anlık bir ilişkidir ve geçer boşa gider anlamsızlaşır evet. netice o zaman ve hatta sonunda hani o anda ay çok hoşlandım falan desem bile solup gidince de azı çekiyorsun aslında tamam. o hoşlanman sana ön planda gelirken ön planda şey gözükürken tamam mı? Mutluluk veriyormuş gibi gözükürken aslında acıya dönüştüm. azabın sebebi oluyor. Bir fark ettiğim şeyi söyleyeyim. Hı hı. Hatta onunla kapatabiliriz istersen. Evet. Burada yol direkt ikileşiyor. Başka bir alternatif de yok. Yok. Ya oraya ya oraya. Evet başka alternatif yok zaten. Hayatta da öyle. Peki. Holografik Bakış'ın bir sonraki programında üçüncü sözün üçüncü paragrafında görüşmek üzere efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Allah'la kalın. Allah